Evet, Mount & Blade 2 Bannerlord, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son sürat neredeydik? Şurada. Nerede abi? Şöyle göstereyim. Şu Syronia'da bir sürü birlik vardı toplanmış olan ve ben bunlarla tek tek konuştum. Tabii şu yol üzerinde kim varsa onlarla da konuştum. İkna edebildiklerimi ettim ve klanımıza kattık. Nerede bunlar? Şöyle. Pardon, klandan değil. Şu krallık kısmından göstereceğiz. Evet. Klanlara bakıyoruz. Vizartos, ihanete uğrayanların lejyonu, Skoldar Brotva, ormanların kardeşliği. Bu dördünü şu an ikna edebilmişim arkadaşlar. Bu da bizim için yeterli mi? Yeterli tabii ki. Daha ne olsun. Dört kişi geldi. Dört klan daha geldi bize. Klanımızın gücüne güç kattık. Bunlar sabit duracak mı bizde? Elbette durmayacak. Neden sabit durmayacaklar? Çünkü bunlardan illaki farklı tekliflerde bulunan diğer ülkeler veya daha fazla ücret verenler bunları kandıracaklar bir şekilde. Kendi saflarından katacaklar ve bizim elimizden gidecek. Bakın şunların hepsi bizim birlik şu anda. Gördüğünüz gibi. Yani birliklerimiz giderek artıyor. Benim birlikler ne durumda? Onlar da bir hemen göz. Bu arada arkadaşlar bu şeyi biraz araştırdım internetten. Kuşatma mevzusu, işte kuşatma, araç gereçleri, bu koçbaşları vesaire, bunlar nasıl yapılıyor? Hiçbir yerde söylenmemiş nedense. Şimdi en baştan da oturup bir gameplay, bir şey izlemek istemiyorum. Bayağı çünkü zaman alacak. Beni uğraştıracak. Hani bilenleriniz varsa bunu yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Ama benim tahminim, kişisel tahminim, şöyle bir şehre sahip olmamız. Bu şehirlerde bunlar yapılıyor. Çünkü buralarda işte çalışan demirciler var, araç gereç üreten iş yeri sahipleri, mekan sahipleri var vesaire. Burada yapılıyor diye düşünüyorum. Çünkü kaleler sadece koruma yerleri. Garnizon birliklerinin bulundurulduğu koruma yerleri ve köylere bakılan yerler hani. Genel yerler. O yüzden bir şehir olmadığı için şu an bu tarz araç gereç yapamıyoruz diye düşünüyorum. Hani benim şahsi görüşüm bu. Umarım da öyledir. Ama bir şehir almak da zor mu? Elbette zordur. Yapacak bir şey yok. Bunun için mücadele göstereceğiz. Hani binlerce kişi olursak elbette bir şehir alırız herhalde. Araç gereç olmadan da bir şekilde sıkacağız kendimizi. Şimdi yavaştan gidelim. Bu arada bizim hanım biliyorsunuz Abigail hamile. Yakında bir çocuğumuz olursa ona bir isim vereceğim ki isim bulmak konusunda sıkıntı olmayacak. Çünkü Göktürk isimlerinden biraz internette araştırdım. Birkaç güzel kız ismiyle erkek çocuk ismi buldum. Onun isimlerden seçer şey yaparız, veririz. Dönemine göre isimler yapacağız. Birliklerde sıkıntı mı var? Hayır. Tamamdır. Şu Mayze'ye bir uğrayacağım ya. Ya da uğramayayım şimdi, yolu uzatmayayım değil mi? Buraya doluşmuş bunlar. Of of of, aa bunlar. Ya bakar mısınız şunlara? Tamam, ikişerli üçerli olanlar falan da var ama bayağı bir kişi var burada. Şimdi bunların hepsi buraya girecektir elbette. Ben şimdi birazcık daha burada ikna etmeye çalışacağım insanları. Birazcık daha birliklerimizi asker katabildiğimiz kadar katalım ki biraz sonra göreceksiniz zaten, bir ordu toplayıp birkaç yere gireceğim. Artık savaş sırası bizde yavaştan. Avluya git. Şu Patir'den başlayalım. Patir. Patyar. İşte nasıl, her nasıl okunuyorsa artık. Yavaştan başlayalım. Hı. Tamam, bu zaten akrabasıymış. Şuradan başlayalım. Tamam, sende de bir şey yok. Jorun. Seni tanıyorum. Seni ikna edememiştim ben ya, hatta daha öncesinde değil mi? Kritik vuruş. Bak bunu her seferinde biliyorum ama ikinci de şey yapamıyorum sana. Bunu diyeceğim. Bunu dediğim zaman da olmuyor diye hatırlıyorum çünkü. Sakitinizi verdim, kralın çıkamıyor efendim. Aynen bunu diyeceğim. Bu da abi etkisiz oluyor. Bu adamda bir etkisizliğimiz var bizim ya. Maalesef. Neyse, bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere denerim. Ha, en azından şöyle bir şey yapalım. Faydalı olabilecek. Ben sana para vereyim biraz. İlişkimiz düzelsin ki daha sonrasında en azından konuştuğumda bu yuvarlaklar var, ikna şeyleri.
soketleri diyeyim. Onlar en azından bir iki tanesi dolu olmuş oluyor. Aramızdaki iletişim çok iyi olursa. Tamam. Göl sıçanları seninle anlaşmayacağım ya. Siz bana düşman olmuştunuz. Orman insanları. Tamam, sen şeye bakmıyorsun. Etkisiz. Sürekli bu baştaki etkisiz oluyor ya. Hepsi etkisiz olsun abi. Sen zaten beni dinlemiyorsun şu an. Büyük ihtimalle bizim iletişimimiz sıkıntılı seninle. O yüzden hiçbir şeyle umursamıyorsun. Cesaretinle tanınıyorsun. Bak, bu bile etkisiz yani. Hiçbir şekilde gaza gelmiyor. Böyle boş beleş otursan burada, tamam mı? Yarın öbür gün savaş çıktığı zaman aramızda da oturup bana yalvarma, direkt kusura bakmama kelleni alırım senin. Ya sonradan dönen adamları sevmiyorum. Kritik vuruş, adamsın. Ama bundan sonrası önemli tabii. Çok iyi. İki şansım var. İkide bir yapmam lazım. Kralın menfaatini bu adam düşünür mü? Hadi aslanım benim be. Serandon. Sizi de kattım. Paran neyse veririz. Of, 35 bin, tamam. Sıkıntı yok. Evet, bunları da aldık. Başka... Kritik vuruş. Bunlar yakın oturuyor zaten. Birbirine yakın herhalde. Sana da aynısını söyleyeceğim. Yakınsınız yani. O yüzden. Etkisiz. Tamam. Hadi. Hadi. İşte bu be. İşte bu. Seni de aldım. Sizi almayacağım abi, ben sizi öldüreceğim. Sizinle savaşacağız. Göl sıçanları, isminizde hayır yok zaten. Seninle konuşmuştuk. Değil mi? Sizle de konuştuk. Seninle de şey yaptık, tamam. Başka yok herhalde burada. Gerçi bir sürü insan gözüküyordu ama. Neyse. Ama Ira falan da var. Bunlar nerede abi? Bunlar iki tane mi salon var burada yoksa? Senin boyun ne oldu abi? Senin boyun niye böyle? Ya da şu mu çok uzun? Bunların üst tarafları da var. Herhalde orada dolaşıyor diğerleri. Bakalım da. Aynen burada oturuyorlarmış bak. Ya de git. Seninle konuşmayacağım, hiç konuşmayacağım seninle. Seninle konuşmayacağım. Bu zaten bizden. Bak, sen bizim millettensin, tipinden belli zaten. Tamam mı? Ama sen konuşmuyorsun. Baranor. Bunun bir üstü yok diye biliyorum ama.
Yani. Tamam. Yeter abi zaten ya, yeter. Buna da şükür yani, hiç asker bulamaktansa bu kadarını bulduk yine. Asker, sizin abi askeriniz bile kalmamış. Düşünsenize, siz bitmişsiniz ya. Ben buraya var bir savaş açsam bakar mısın? 3, 10, 14. Hadi şuradan 50 de, buradan 100 de, burada 200, yine garnizon manizon derken burada yine 1000 var ama. 1000 var, o kadar da giremem. Buraya da giremem yani. Şurada bir kayıt alalım ya. Şurada bir kayıt alalım. Öyle kaydet değil abi, farklı kaydet diyecektim, üstüne kaydettik yine ya. Uf, neyse bir tane daha alayım da ben. Ne olur ne olmaz. 4 diyelim. Tamam. Eşine Zabaga'yı Okon ve ölü doğmuş. Bir saniye. Bak burada dur. Göktürkler Kuzeyitlere savaş mı açtı? Abi kafayı mı yediniz? Okun'da oradan ancak ikizlerden biri ölü doğdu diyor. Bir saniye. Hemen yükleniyorum. Güzel isim bulmuştum ama. Abi Kuzeyitlere savaş açmak, bir de ben açmışım ben. Ben açmışım bir de Kuzeyitlere savaşı. Siz kafayı mı yediniz ya? Var ya, tam sevindim çocuğumuz oldu, doğdu diye. Hem ikiz olacakmış, bir ölü doğmuş vesaire. Abi böyle bir şey yok şu an, şok. Şok yani şu anda. Heh, şu an normal tek çocuk değil mi? Ayika'yı doğurdu. Ayika aslında ismi de güzelmiş ha. Vallahi ismi de güzelmiş, değiştirmeyeceğim. Aklımda birkaç tane isim vardı çok güzel. Ayika. Güzel isim. Kız çocuğudur herhalde. Ayika kız ismi çünkü. Nereden görüyoruz onu ya? Göktürkler asili. Vay be. Ayika güzel isim ya. Cesur ama dik başlı. Olsun. Olsun. Bakın şu an Kuzeyitler mesela şey yapmadı. Rastgele oyunda olan bir şey yok. Savaş açmadılar. Ben burada bir kayıt alayım bence. Şöyle kaydedelim. Abi ürperdim bir an. Hem bir iyi haber bir kötü haber, artı bir de mükemmel bir kötü haber yani. Ha bir de kızı aldık abi Kuzeyitlerden, nasıl yani aramız bozuluyor o şekilde. Onu da anlamış değilim. Ama ikiz olsaydı, ikiz olsaydı arkadaşlar planım şeydi. Abra veya YouTube'a koyabilirdim, bu mitolojik hani bilenleriniz vardır. Türk mitolojisinde, Türk tarihinde vardır bu tarz şeyler. Ejderha diye geçiyor işte, Ying Yang Çinlilerin. Onlar mitolojisine benzer bir şekilde. İki tane bizde de dev yılan, timsah başlı olarak geçiyor. İşte bir ejderha kısacası. Bir de Semrük'le Bürküt vardı, aynen Semrük Bürküt. Bu da Selçuklu devletinin bayrağı, aynı zamanda böyle işte iki yana bakan kartal bunlar. Gökyüzünün koruyucuları. Gökyüzündeki kapının gardiyanları olarak geçiyor o anlamda. O da güzel bir isimdi bence, Semrük'le Bürküt. Daha değişik isimler var ama.
Onları şey yapacağım. Ayika çok güzel ama inanılmaz hoşuma gitti şu an Ayika. Siz bana savaş açmışsınız. Aa bir dur. Bak buradan biri daha geliyor çünkü. Seni ben yalnız yakalarsam. Sen gel abi, sen gel. Sen gel. Ne güzel kaçıyorsunuz değil mi işinize gelince ama. He, saldırmaya gelince 1400 kişi güzel geliyorsunuz değil mi? Yeni evli bir çiftin kalesine. Ya yakalayacağım göl şanları. Şanlarından birliğine yardım et. Yardım ne kelime? Zaten direkt ben de alacağım onlara. Saldır abi, saldır. Direkt saldır. Direkt. Af yok. Beyler bundan sonra af yok yani hanımlar. Biraz yeri geldiğinde acıması olmasını bileceğiz. Hayır demesini bileceğiz biraz. Böyle iyilik timsali de artık herkese iyilik yap, herkese dokunma. Yok onun şeyine dokunma, onun kervanına karışma bilmem ne oldu. Direkt dalın abi. Direkt dalın. Direkt bak mis gibi ordular var burada. Heh, atlar da geliyor yavaştan. Gel sen, gel sen, kaçma gel. Hemen kaçın ya, zaten adamlarınız yanında değil mi? Hemen kaçın. Abi ne korkaksınız ya. Atlardan çöl efekti çıkması da gerçekten ayrı bir şeymiş karda. Ah be. Ah be. Gel gel gel. Gel öyle kaçmak yok gel. Öyle mızrak atacağına. Ne oldu sağa sola kaçmaya başladınız? He delikanlıydınız ya 1400-1500 kişiyken değil mi? O zaman çok delikanlısınız ama. Kaçırmayayım bile ya, direkt vurun. Var mı daha sağda solda? Var ya, inanılmaz güzel gittik ama. Çok az bir kaybımız var. Aslansınız ya. Oh 4 kayıp tamam. Bu şerefsizleri böyle halledeceğiz. Asurayları. Dostların en iyisi. Ama öyle demiyordunuz, bana savaş açmıştınız siz. He öyle demiyordunuz ama. Gel gel gel, kaçma sen de gel. Senin adamlarını ben yavaş yavaş bir alayım da. Ben yakalayacağım abi onu. Nereye kadar kaçabileceksin? Bizim at çok yavaş ya. Eşin Abaga'yı hamile. Oo, abi ne ara hamile kaldı bu? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Savaştayız. Neyse tabi oyun. Savaş yok olsak bile birbirimizin adını bilsek iyi olur. Seninle dövüşmek istemiyorum. Ne oldu? He? Lasonek, umurumda değil teslim ediyorsun. Fikrimi değiştirdim, kendi yoluna gidebilirsin.
Senin ne biçim aramız iyi mi? İlişki yok, sıfır. Daha önce ben seni görmemişim. Senin ne özelliğin var mı? Temkinli kahraman. Temkinli adamı severim. O yüzden savaşmıyorsun herhalde. Ama siz bana çok büyük bir yamuk yaptınız. Savaşacaksınız o yüzden. Demiştim size. Bana bulaşmayacaktınız. Saldırı. Modlular kaldılar böyle. Gel gel. Gel. İndir şunu da. İndir şunu da. Bölümden çıkarsanız vurun abi, şunları da indirin. Şunları da indirin. Geri çekilin. Geri çekilin. Gelin gelin gelin, geri çekilin. Biraz taktiksel oynayacağız. Sizden biri düştü. Olsun, sıkıntı yok. Bir, iki, sizler. Saldırın. Siz yine beni takip edin. Bu sefer sağ kanattan saldıracağız. Geri çekildik ya. Geliyor musunuz beyler? Biz arkadan. Biz arkalayacağız. Şimdi serbest. Şimdi serbestsiniz, hadi. Şimdi herkes 1, 2, 3, 4, 3, 4. Herkes serbest. Herkes serbest. Bu adamlar temkinli çünkü saldırmıyorlar. Adamlar yöneticilerinden belli zaten.
Liderler de aynı şekilde saldırmaya karşı düşmanlar kaçıyor, savaşı sen kazandın. Bir saniye öyle kaçmakta olmuyor. Evet. 4 zayiat. Tamam, 37 onlardan. Mis gibi abi. Tertemiz. Daha ne olsun. Bir işleyiş oldu ama saldırmadıkları için onlar da temkinli davrandılar. Ama biz galip geldik. Senin merhametine kaldık. Artık benim mahkum olsun. İyi dövüştün, gitmekte özgürsün. Artık yok. Artık benim mahkumumsunuz. Karahan. Bu arada ben bir şey öğrendim. Birkaç yorum sitesinde. Şu askerlere diyorlar ki satmayın abi. Şunları satmayın. Bunları en yakın dostlarınıza bağışlayın, çok daha fazla puan getiriyorlarmış çünkü bunlar. Öyle bir rivayet var. Daha şöyle ki şey yapacağım sadece. Hani kalelerini bize açarlarsa sevgili dostlarımız pek şey karşılar ama ha açtılar. Bu süre bir süre burada bekle, zindana git. Şey yapamıyoruz ya. Bizden olmadıkları için kendi şeyimize katmamız lazım. Abi dost askerlerin zindan, tam olarak dost olamadık. Ben hala onu anlamadım oyunda. Tam böyle bir dost. Kuzey itlerle tam anlamıyla bir ittifak kursak, böyle hepsi yeşil olsa niye olmuyor onu çözebilmiş değilim. İlla onlara mı katılmamız lazım yani? O biraz can sıkıcı olmuş. Direkt düşman olabiliyoruz ama dost olamıyoruz. O dostluk herhalde baya bir arkadaşlık mı edinmemiz lazım, ne edinmemiz lazım onu çözemedim ben de. Bakalım. Zindana git. Tutsakları yönet diyor. Heh. Tutsaklar nerede abi? Gel bakalım sen. Sen gel bakalım. Tamam. Çıkış. Sat abi hepsini. Şey tamam. Devam. Şurada tekrar bir kayıt alayım. Tamamdır. Dikkat ettiysen şu an ordularla falan gitmiyorum yani. Kendim direkt 119 askerimle birlikte. Ha, ileride bu iş orduya dönecek tabi. Bak zorlanmaya başlıyoruz. Ben hala şu görevden korkuyorum ya. Şu 2000'e gelince oyun biterse kötü. Öyle bir şey olursa arkadaşlar, oyun biterse ne yaparız biliyor musunuz? Bu eski serilerden birinden başlarız yine, olmadı en kötü ihtimalle. Sıfırdan başlamak çünkü biraz saçma geliyor bana. Sıfırdan başlamayız, tamam mı? Direkt bu eski serilerden bir tanesi, oyunun ortasından başlarız.
oyun tam sürüme geçtikten sonra olacaksa eğer. Yok en baştan abi sıfırlıyorsun her şeyi tam sürümde diyorsanız mecbur sıfırlayacağız zaten de. Öyle oluyorsa ortadan başlarız en azından. Elimizde sonuçta bir birikim olacak. Burası zaten yağmalanmış. Göründüğü gibi. 10 lira. Milis 243. Vay. Garnizon 169. Burası beni aşar. Ama burası şehir tabi, kale değil. Gönül isterdi ki burayı alabilirim. Bak şuradan tarihin birliği varmış 120'lik. Tarik. Var mısın bir düelloya? Vallahi ormanda kıstırdık yani tarihi. Tarik dedi de Tarık herhalde. Barış yapmadı. Şu an barış falan istemiyorum. Ben sizden bir toprak alacağım. Dövüşmek istemiyormuş. Hayırdır bir anda dövüşmek böyle bir pek dost canlısı olduğunuz bir anda ne oldu? Hiç işiniz gücünüz yokken olmayacak yere kuzeye çıkıp da benim kalemi aldınız ama. Savaşacağız abi. Tarık seni Türk yapacağım. Türk olacaksın. Evet bizden biraz güçlüsünüz. Olabilir. Bir adam fazlasınız ama önemli olan strateji saldıralım. Orman olması kötü oldu ama ya. Ormanla pek iyi savaşamıyorum. Ormanda Allah ne verdiyse de alacağız. Şimdi ben önce bir önden şey yapayım. Tamam şöyle bakayım. Yok diye ne var mı yok. Onlar gelsinler. Meydan savaşı olacak zaten. Yüksek yere çıkalım. Nereden geldiğini kestirebilirsem. Oy oy oy. Legolas gibiyim yemin ediyorum ya. Sağlam geliyorlar ha. Follow your sergeants. Saldırın artık. Tamamsınız. Ah be. Ah be neyse onu benim adamlarım olur. Abi önümden çıkarsanız bir şeyler yapacağım lütfen ya. Lütfen önüme gelmeyin ya. Abi çok başa baş gidiyoruz ya. Ama ağır bir yenilgi olacak onlar için. Ben göz aldım. Gelin bakalım peşimden gelin.
Düştüm. Abi acayip kafa kafaya gidiyor şu anda. Biz biraz öndeyiz sanki. Onlar atakta. Hadi abi. Az askerim kalsın, sıfırdan başlarım ama bu orduyu alacağım ben. Süper. Süper. Of, 10 nam kazandım, nüfus kazandım, moral kazandım. Süper oldu be. 50 adam kaybettik. Olsun. Onlar 63 kaybetti. Bedenini ağır ödeteceğim diye ama. Öğrettim de. Mahkim olsun. Mahkim. Kendimi de esir aldım. Adamların hepsini esir aldım. Kendimi esir aldım. 27 mi? Sınır 27 miymiş? Bunlar beni mahveder ha. Olsun. En yakın yerde satarım ben bunları şimdi. Ver abi bunları da. Neresi var en yakın? Kale değil abi, şehir lazım ya. Biz bu kadar açmış mıyız ya? Burası da uzak, burası da uzak abi. Ben de of, felaket yavaşız ama. Aa şurası varmış, tamam. Sayrone'ye buraya satarız direkt. Farkındayım, askerlerim azalıyor. Parasından da değil, ibneliğinden satacağım ben bunları. Fidye ödenmesi. Bizim askerler bunlar. Ha, tutsaklar, tamam. Bir saniye, hepsini geçireyim. Tamam mı? Tarı alacağım tekrardan. Tamamdır. Askeriniz yok zaten, size doğru. Ticaret. Biraz fazla ağırlığımız var. Domuz dursun. Tüccarın yeterli parası yok diyor. Olsun, sıkıntı değil, verebildiğini ver. Verdik mi? Çok kötü durumda ya. Tamam herhalde. Şu an malzemeleri taşıyamıyoruz çünkü adam lazım. Burası yanıyor valla, buralar hep sıkıntılı yerler. Şimdi baştan bir ordumu toparlayayım güzelce. Daha oraya gideceğim ben. Oraya verdirebildiğim kadar zayiat verdireceğim abi oraya. O intikam alınacak. Onların bir kalesini alacağım en azından. Ha, şu an ordularına saldırıyorum ki bilerek.
yarın öbür gün bana gelmesinler saldırım. Yani ordu toparlayamasınlar hızlı bir şekilde. Asker topla. Çok kafa kafaya gittik. Hatta bir an ben yeniliyoruz diye korkmadım değil yani. Adamlar bir an bayağı sağlam şey yaptılar. Lokana. Bizim altın dolaşıyor vallahi buralar hep. Ne durumdasınız? Kayaya bakacağım. Güzel gidiyor herhalde burası. Çok pardon. Gir bakalım sen de. Bunları ne yapabiliyoruz? Tutsakları yönet diyor, zindana gir diyor. Serbest bırakıp infaz etme muhabbeti var herhalde bunlarda. Biraz dursunlar ama, biraz bir dursunlar. Ne yapacaktım ben ya? Neyse. Şu benim şeyler çalışıyor değil mi? Ayika. İsim de şey hani annesinden de babasından da almış hani isim harfler falan böyle güzel. Birlikler kervanlar ha kervanlara bakacaktım. Tamam sıkıntı yok. Takas teklif kabul edildi derken. Fidye de kurtarılmıştır. Aa fidye de kurtulmuş. Kurtarsa sıkıntı yok. Kuzeyitlere savaş açtık. Bir saniye sen bir gel. Sen bir gel. Öyle savaşmak yok. Bunlarla şu an savaşmama şeyimiz durumumuz yok. Niye böyle oldu? Abi komplo olayını ben sevmedim. Ya bir normalde bize imparatorluğun komplo kurması lazım. Bunlar niye saldırıyor? Bir de kendi şey yani. Ülkemizin, milletimiz, insanımız. Şu an gerçekten garip bir durum. Kanımızın son damlası kadar. Savaşta aslında ben teslim olması gereken sensin. Dur belki silahların konuşmasına gerek yoktur. Saldırmaya teslim oluyoruz. Seçenek niye çıkmadı diğeri? Ben sana normal ordum olsaydı yine şey yapardım da.
Heh, krallıklarımız çıktı şimdi. Lord'um üstüm sadakati değmez. Senin kendi yoluna gitmem ve benim yoluna gitmem için ne yapmam gerekiyor? Krallıklarımız barış yapmalı. 40 bin. Yardımcı olabileceğim duydum diyor. Telefon etmek için buradayım. Bin dinar verdim, daha ne yapayım? Ya bir de haraç veriyoruz, hem kız alıyoruz, hem başlık parası veriyoruz, bir de haraç veriyoruz ya. Adamlara. Şu an kim düşman abi bana? Başka kim var? Ya böyle olacağını ben bilseydim ciddi anlamda bunlara katılırdım abi. Katılırdım bir şekilde. Kendi en azından kalemiz, malimiz, ordumuzu büyütene kadar Kuzeyitler'de dururum. Benden de sizlere tavsiye arkadaşlar, oyun oynayacaklar varsa, yeni başlayan varsa Kuzeyitler veya atıyorum hangi oyunda ırkı, milleti beğendiyseniz, seçtiyseniz onunla birlikte olun. Kalelerinizi alın, şehirlerinizi alın, bayağı böyle bir büyüyün, yayılın her yere. Ondan sonra kendi krallığınızı kurun. Benden size tavsiye. Öyle olursa kimse size bulaşamaz. Ben şu an zorlaya zorlaya gidiyorum hani oyunu artık. Biraz daha gerçekçilik katsın diye, yoksa görevleri ben de yarıda bırakır bir şekilde ordu olayına girerdim. Ben ana görevden gideyim istedim, biraz olmadı. Aseraylar Sturge'ye. Sturge güçlendi mi? Sıfır. Sturge yine bitirmişler abi onu yine. E bir zahmet barış yapın ya. Şu askerler falan var mı? Milis 200, garnizon 160. Abi burası çok fazla ya. Burayı bir şurayı alabilsem ben var ya 10 numara olacak da. Bana kale lazım, kale. Bana şu an kale lazım. Buraya geçmeden kale olayına giremeyiz. Şurada köy var. Köyü yağmalasan ne olacak? Tamam, yine bir şey olmayacak. Buraya alacak gücüm yok. Lan nereye gidiyorsun? Gücüm yok buraya alacak şu anda. Buralar alsak arkalı önlü bunlar bizi mahveder. Hepsini düşünüyorum şu an. Savaş açacağımız başka kimse de yok. Şuradan itibaren bir saniye. Şuradan gelsek kalem var burada. Aseray Fanap. Burada da şehir var ama burayı alsak buradan sürekli baskı yapıyorlar buraya bunlar. Hadi orası yine Kuzeyitler'e yakın diye şey yaptık ama. Benim bir şekilde arkadaşlar Kuzeyitlerle çok sıkı bağlantı kurmam lazım. Görevlerini yapmam lazım. Bunu bir boş bir zamanda yapacağım. Bolca Kuzeyitlerin görevini yapıp sıkı bir bağ kurup tam anlamıyla yeşil böyle yani kendi tarafımızda olması gerekiyor. Tam anlamıyla bir anlaşma, dostluk içerisinde olmamız gerekiyor ki bu ilişkimiz bir daha bozulmasın, çünkü Kuzeyitler cidden kuvvetli. Bakar mısınız? Haritanın yarısından çoğunu aldılar zaten. Paikon'a bile aldılar adamlar. Lycaron'dan bahsediyordum. Düşünün artık. Şurası tek kaldı. O yüzden herkes buraya yığıldı zaten. Şu Sayrone'ye. Normalde ben buraya da girerim de. Kaç kişi var abi orada? Toplamda 813 diyor, yani girilmezsin de böyle bir manyaklıkta. Bunları tek tek kıstırmam, yakalamam lazım ki benim. Çok zor. Çok zor. Ya şurada bir kale olsaydı şuralarda çok güzel tatlı olacaktı ya. O nereye alamam abi, çok fazla. Ben ordu toplasam kaç kişi oluyorum şu an?
Abi adamlar zaten birlikler düşük. 28, 37, 9, 26, 12, 10 falan filan derken 200-300 kişi. Toplam ben 400 kişi çıkartırım ya yaklaşık herhalde. Bak şimdi 100, 150, 200 de, 250, 300 de, 350, 400, 450 kişi çıkartırım hadi yaklaşık. Bir 150 de hadi ben abandım diyelim. 400, 500 kişi maksimum o da. Zaten şey yazmıyorum, bir saniye, güçlerde yazıyor değil mi? Şu güç kısmından 884 müymüş benim gücüm? İyiymiş lan yine. Yani hepsini toplarsam hani 500'de, tamam mı? 500'de buraya girsem yine olmaz. Şurada adam varsa toplarım biraz daha. Ha, bir kayıt yapalım. Barış falan yaptık istemiyorum. Şurada bir savaş var. Oraya ben bir yardım ederim. Ben buraya yardım ederim abi. Tabii ki. Ne demek? Ha, köyü yağmalıyoruz. Tamam, o da iyi. Sıkıntı değil. Kes ama. Kes. Çok da abartmayalım. İnsanlara şimdi köylerini falan. Bak şunlar birleşse bizimle birlikte, tamam mı? Şu birlikler birleşsin. Yani şuradakilerden bir kısmı Sarıöne'ye var ya, buradakilerden bir kısmı gelsin. Şuraya birlikte girelim abi. Mesela bu oyunda niye yok? Diplomasi yazıyor. Sadece diplomasi de, bu arada bu az kalmış. Diplomasi de seçenekler kısıtlı tutulmuş. Yani diplomasi dediğin zaman sadece burada barış savaş değil, burada belirli şeyler de olması lazım. Arada bizim aramız nasıl ya? Bir ona da bakayım da. Fena değil şimdilik. Şu an oyunu böyle sıkı sıkı gidiyoruz. Ne yapayım? Şu an vallahi tıkandık ya resmen. Ya şöyle bir kaleniz olsaydı sizin direkt alırdım. Buna sen de giremem. Yani bariz bir şekilde. Veya savaş durumunda olduğumuzda kuzeylilerle keşke nasıl olsa barış yapacağım ya ben. Şu Lokana Kalesi'ne bari girseydik. Ya şurayla, şurası bizim olsaydı şöyle bir balıkçılık vesaire, hem ticaret hem para anlamında iyi olurdu. Daha fazla kişiyi saflarıma katardım ben. Kazancı paramız da azalıyor şu an giderek. Nasıl yapsak acaba? Ne yapalım? Ya da arkadaşlar, isterseniz burada bölümü sonlandırayım. Ben bir görev yapayım, bayağı bir görev yapayım. Sağa sola dolaşayım hem. Şu kuzeylerle bir aramızı iyice düzeltelim bir şekilde. Daha sonra yavaş yavaş yine yayılmaya devam edeceğiz. Öyleyse bir sonraki Mount & Blade 2 videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.